Barış İçin Akademisyenler Birliği 11 Ocak 2016'da bu suça ortak olmayacağız bildirgesinin altına imza attılar. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ardından hükümet yetkilileri, üniversite rektörleri, bu akademisyenleri terör destekçisi, vatan haini ilan ettiler. Açıkça hedef gösterdiler. Değerli milletvekilleri, şiddetle ilişkili endişelerin ifade edilmesi teröre destek olmak ile eş anlamlı değildir. Başka ne oldu süreç devamında? Kraldan çok kralcı geçinen rektörler bu akademisyenler için soruşturmalar açtılar. İşten atılmalar yaşadık ve tedbiren uzaklaştırmalar uygulandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hızla OHAL ilanı oldu. Bir başbakan yardımcısı dedi ki OHAL'in ilanıyla birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni rafa kaldırıyoruz. Bunu başkası demedi. Bunu bir başbakan yardımcısı medyanın önünde söyledi. Ve gerçekten ifade özgürlüğü, akademik özgürlük hızla ve yeniden rafa kaldırıldı. Üniversiteler siyasi baskılara karşı seslerini yükseltemezlerse kendi iplerini de kendileri çekmiş olurlar. Buradan bu kürsü aracılığıyla sadece sizlere değil, üniversite rektörlerine de sesleniyorum. Baskı dönemleri gelip geçicidir. Bu dönem de geçecektir, iktidar da değişecektir. Ama haysiyetsizlik baki kalacaktır. Bırakın nabza göre şerbet vermeyi, bir bilim insanına ne yakışıyorsa, bir bilim insanı ne yapacaksa ona göre davranın. Bilin ki bağımsız ve demokratik akademik anlayış her ne olursa olsun onurlu bir biçimde devam edecektir. Bilim insanının, sanatçının, basının susturulduğu ülkede hiç ama hiçbir şekilde demokrasiden bahsedilemez. Akademide hukuksuz soruşturmalar, gözaltına almalar, görevden uzaklaştırmalar derhal ama derhal son bulmalıdır. Ve değerli milletvekilleri, demokrasi konusunda bir aya yakın sürece meydanlarda durdunuz, uykusuz kaldınız. Haydi bakalım ne kadar demokratsınız, hep birlikte görelim. Saygılar sunuyorum.